Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 17. hafta sonuçlandı. Adana Demirspor evinde İstanbulspor'u farklı bir şekilde 6-0 yenerken 6-0 neydi ya? Ulusal egemenlik ve çocuk, yok o başka bir şeydi. Bir şeydi ama hatırlamıyorum 6-0'ı. Aklına gelen yoruma yazabilir. Trabzonspor ise Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi deplasmanda birer sıfırlık deplasmanda birer farkla mağlup eden Giresunspor, Trabzonspor deplasmanında farklı bir yenilgi almış oldum. Trabzonspor demişken, sezon başında Trabzonspor'dan Karagümrük'e kiralanan Jean Evrard Kouassi Çin'deki eski takımına gidecekmiş. Şimdi bize ne Kouassi'den? Biz yine Trabzonspor'dan biz mi alıyoruz? Hayır biz almıyoruz ama eski takımı Wuhan Zala geri dönüyormuş. İstanbul ekibinden özel izin almış. Ve Trabzonspor 1.4 milyon euroluk alacağına karşılık Kouassi'nin sözleşmesini feshedecekmiş. Şimdi bakın, Fenerbahçe her futbolcu aldığında en iyini cücüğünü araştırıyorsunuz ya. Ondan dolayı diyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani en iyini cücüğünü araştırdığınız için söylüyorum. Şimdi Kouassi'yi Trabzonspor bedelsiz almıştı Çin'den 12 Ocak 2022'de. Sonrasında yarım dönem oynatıp Karagümrük'e kiraladı 700 bin euro bedelle. Şimdi de futbolcu gidiyormuş geri ve 1.4 milyon alacağı varmış. Allah aşkına, yarım sezonluğuna nasıl 1.4 milyon euro alacağı var? Bu Trabzonspor bu futbolcuya yıllık kaç veriyordu ki diye bence Sabah gazetesine bir hesap sormaları lazım. Kaynak Sabah gazetesi. Yani çok enteresan geldi bana. Eğer bu futbolcu Fenerbahçe bu fiyatlar almış olsaydı, bu fiyatlar konuşulsaydı ortada büyük sıkıntı çıkardı. Karagümrük demişken, Karagümrük'ün başında çıktığı ilk 8 maçta sadece 6 puan toplayabilen Andrea Pirlo, Trabzonspor'dan sonra Kayserispor'da deplasmanda 4 deyip son 10 maçta 19 puan toplamış oldu. Ben daha enteresan bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bak, çok daha enteresan. Dikkatinizden kaçmıştır diye düşünüyorum. O yüzden söylüyorum. Gerçi kusura bakmayın, özür dilerim. Karagümrük Spor 10. sırada. Bak 10. sırada. Şimdi Fenerbahçe 42 gol atmış durumda. Bak 42 gol atmış durumda. Adana Demirspor 6 gol atmasına rağmen 32'ye çıktı. Ama Karagümrük Spor 33 gol atmış durumda 16 maçta. Yani 2 ortalamayı geçmiş durumda. Ve Fenerbahçe'den sonra ligde en çok gol atan ikinci takım konumunda. Bu da çok enteresan. Ama Borini'nin inanılmaz bir katkısı var. Onu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de bu arada biliyorsunuz Galatasaray maçı var. Ve İl Güvenlik Kurulu Galatasaray derbisine deplasman taraftarının alınmayacağını söylemiş. Ya bu olması gereken şey bence bu. Yani kimse kusura bakmasın. Bizim ülkede futbol holiganizme dönüşmüş durumda. Yani ne 6222 ne başka bir şey hiçbir şey engellemez. Sadece adalet engeller. O da maalesef olmuyor. Adaletten kastım ne? Ya X bir takımın taraftarı yaptığı zaman ceza almayıp Y takımın taraftarı ceza alıyorsa bundan sonuç çıkmaz. Yani o da nasıl baş edecekler? O da ilginç bir olay. Şimdi Fenerbahçe'de muhteşem bir gelişme yaşandı. Bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'de Real Vallecano maçında ciddi bir sakatlık yaşayan, birçok kişiye göre sezonu kapatan ama ekranda gördüğünüz kişi tarafından bu sakatlığı, yani bu sakatlığını transfer sezonu başlamadan atlatacak o kadar uzun bir sakatlık değil denilen João Pedro takımdan ayrı düz koşulara başladı. Hatta geçtiğimiz hafta şey demiştim ben. 12 Ocak'ta transfer sezonu açılıyor. 12 Ocak'tan bir hafta önceyiz falan hesaplayın. Orada saha koşularına, çalışmalarına başlar. 1-1,5 hafta sonra da muhtemelen takımla çalışmalara başlar demiştim. Çok şükür yanılmamış oldum. Ve João Pedro. Ya ben hem Fenerbahçe futbolcusunun iyileşmesinden dolayı sevinçliyim. Hem duyumumun çıkmasından dolayı gururluyum. Hem de bu kadar takipçiye mahcup olmadığım için de hem keyifliyim, hem mutluyum, hem sevinçliyim yani arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bana desteklerinizi sürdürüyorsunuz. Fenerbahçe'de 2 gün önce de Valencia antrenmanında takımla
tamamında çalışmıştı idmanın. Derbi öncesinde Fenerbahçe'de Cao Pedro dışında eksik kalmadı deniliyordu ki o da gitti. Artık eksik kalmadı Fenerbahçe'de çok şükür. İnşallah bu böyle devam eder. Şimdi şunu söyleyeceğim. Felaket tellalı değilim. Ya da rakibin futbolcularının sakatlamasından keyif alan bir insan, yaratık, mahluk. Her neyse bundan değilim. Ama şundanım. Bak şundanım. Çift maç haftaları birçok takımı zorlar. Sakatlıklar artar. Demedi demeyin arkadaşlar. Yani demedi demeyin. Bu arada bir şey de belirteyim. Israrlı bir şekilde belirteyim. Fenerbahçe pazar günü Galatasaray'la oynadıktan sonra Gaziantep deplasmanı henüz belli değil. Hangi gün olacak? Belki cuma günü olur. Belli olmaz bu iş. Sonra Çaykur Rizespor'la Türkiye Kupası maçı, sonra Ümraniye maçı, sonra Kasımpaşa maçı derken bakın şöyle söyleyeyim. 8'inden sonra bir rahatlama var. Gaziantep maçı hani şu anki takvimde söylüyorum 15, Rize 18, Ümraniye 22, Kasımpaşa 29 gibi. Yani Gaziantep, Rize, Ümraniye maçında orada da bir çift maç haftası var. Türkiye Kupası'ndan dolayı. Sonra Kasımpaşa maçı 29'unda ancak Şubat'ın hemen başında yine çift maç haftası. Yani Kasımpaşa, Adana Demir, Konya o 3 maçlık periyotta da yine çift maç haftası. Yani 3 maç oynanıp bir hafta dinlenip yine 3 maçlık periyot bir hafta içerisinde. Sonra Kayseri maçı ve Kayseri maçından sonra 2 haftalık bir dinlenme var Fenerbahçe'ye gördüğüm kadarıyla. Ardından Alanya maçı, Beşiktaş maçı, Karagümrük maçı derken o araya da Avrupa fikstürü sıkışmış oluyor. Ki zaten ligde 2, 4, 6, 8, 10 maçı kalmış oluyor Fenerbahçe'nin. Yani şu kaotik, karmaşık süreçten bir an önce hayırlısıyla en az hasarla kurtulmak lazım. Tabi bunları yaparken transfer çalışmaları da sürüyor. Bakın Fenerbahçe'de şu anda Altay Bayındır, Miha Zajc ve Enner Valencia. Hatta bunun dışında İsmail Yüksek diyeyim. İsmail, hani bunların geleceği çok merak konusu olduğu için söylüyorum. Yoksa ben size zaten duyumlarımı verdim. Fakat kanala yeni abone olanlar olmuştur, edenler olmuştur. Bir kez daha üstünden kısaca geçmek gerekirse. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır, Enner Valencia ve İsmail Yüksek'le her konuda anlaşma tamamlandı. Ve hani İsmail Yüksek bir iki sene daha uzatılmış oldu. En az 2026-2027'ye kadar mı? Opsiyon olabilir. Neyse uzatılmış oldu diyeyim. Altay Bayındır 3+1. Enner Valencia 1+1. Ama Miha Zajc konusunda ben tekrar söylüyorum. Temkinli olmakta fayda var. Uzattı uzatmadı demek doğru değil. Fenerbahçe'de Rossi'nin bir bedele gitme ihtimali var. Bir fiyata gitme ihtimali var. Ancak ortada bir karışıklık var. Arkadaşlar Boca Juniors'ta bir kaleci var. Agustin Rossi diye. Kaleci 27 yaşında. 1.93 boyunda. Bakın çok dikkatli dinleyin. 7 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 27. Arjantin milli takımına seçilmiş ama bir türlü forma giyememiş. İtalyan pasaportu da var. Aynı bizdeki Rossi gibi. Boca Juniors'ın dışında bir de Şili ekibinde mi, Meksika ekibinde mi bir görev almışlığı var. Bu arkadaşı Flamengo istiyor. Flamengo ciddi bir şekilde de görüşüyor. Muhtemelen bizim sosyal medyacılar diyecekler ki Rossi Flamengo'da. %100. %100 Flamengo'da diyecekler. Ve gerçekten söylüyorum Rossi Flamengo'ya gitmek üzere. Bizdeki Rossi'ye gelelim. Bizdeki Rossi kim? Diego Rossi. Arkadaşlar Diego Rossi'yle ilgili üyelere verdiğim bir duyum var. Ama buraya verip vermeme konusunda tereddütlüyüm. Çünkü zayıf duyum olduğu için tepkiler alabilirim. O yüzden vermek taraftar değilim ama kısaca şöyle söyleyeyim. 14 milyon euro piyasa değeri var. Hemen hemen piyasa değerine yakın bir teklif aldığımıza dair, resmi teklif aldığımıza dair bir duyumum var. Doğrulatamadım. Ama şunu söyleyeyim. Ciddi manada söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Rossi eğer 14 milyon euroya 14'e yakın bir fiyata giderse olur. Rossi giderse, Pedro iyileşirse o zaman bir forvet alınabilir. Ancak Rossi gitmezse ben forvet transferi beklemediğimi bir kez daha söyleyeyim. Şimdi Abubakar'la ilgili sürekli gündeme bir şeyler düşüyor.
flash açıklama. Suudi Arabistanlı gazeteciden açıklama geldi. Al Nassr'da takımdan ayrılacak ilk oyuncu Vincent Aboubakar olacak. Bu ayrılık önümüzdeki saatlerde bile açıklanabilir demiş. Ben şunu söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Aboubakar ismi bana biraz menajerlerden ücret alan duyumcu haberi gibi geliyor. Ya çok özür dilerim. Bana böyle geliyor. Hani size nasıl geliyor bilmiyorum. Sanki menajerlerden ücret alan duyumcu haberi gibi geliyor. Onu söyleyeyim. Valencia ile ilgili yurt dışındaki basının da duyumları var. Valencia ile Fenerbahçe sözleşme yenilemeyecek. Valencia Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki al Şarjah da sürdürecek diye. Ben şunu söyleyeyim. Valencia'ya da sürpriz bir teklif gelebilir devre arasında. Bana kalsa ben satarım. Ben satarım arkadaş. Yani gelen teklifin tabii ki de miktarına bağlı ama 6-7 milyon euroluk bir teklif gelse Valencia'ya satmaz mısınız? Ben satarım. Gider paşa paşa da yatarım. Ben olsam satarım yani. 6-7 milyon euro kötü para değil. Yaşı 33 olmuş, 34 olacak. Dünya kupası bitmiş, önünde hedef yok. Ve bazı laçkalıkları var. Bize önde pres yapacak, önde baskı yapacak bir forvet lazım. Bu Aboubakar mı? İşte bu konuda da tereddütlüyüm. Eden Hazard ve Aboubakar çok soruluyor ama ben Eden Hazard'ın asla gelmeyeceğine kefil olabilirim. Aboubakar için de çok bir beklentim yok. Fenerbahçe'de şu anda gündem sol bek. Önce Alexandro ismi ortaya atıldı. Alexandro ismi evet yaşça büyük bir isim. Juventus'ta umduğunu bulamayan bir isim. Kabul. Yazın Marcelo'ya uğraşmıştık. Marcelo Olympiakos'a gitmişti. Orada da bir şeyler yapamamıştı. Şimdi kulağıma saçma bir duyum geldi ama imkan vermiyorum. Yani Marcelo'yla bizim ilgilendiğimize dair ben imkan vermiyorum. Bunu garantilemeden de konuşmak istemiyorum. Şimdi Alexandro Juventus'tan kesin olarak ayrılacak. Daha önceki videolarımızda söyledik onu. Ancak Türkiye'den bir teklif aldığı iddiası var ve bu teklifin Fenerbahçe'den aldığına dair iddia var. Vallahi Fenerbahçe fiyatını sordurmuş olabilir. Fiyatını sordurmak demek teklif aldı demek değil. Bu konuda anlaşalım. Yani fiyat sordurmak ile teklif almak aynı şeyler değil. Hocam üstündeki forma çok güzelmiş. Hangi sezona ait şu? Siz bunu sordunuz diye formayı satın almış olmuyorsunuz. Anladınız mı? Bu da böyle. Umarım mesajlarım net anlaşılıyordur. Daley Blind. Blind bana çok soruldu. Hatta çok sevdiğim bir kardeşim de buradan da selamlar olsun. En son kiminle Daley Blind muhabbeti yaptıysak üstüne alınsınlar. Dedik hocam Daley Blind hani Daley Blind, Dailymation, Daley Blind. Hani Fenerbahçe'ye gelse nasıl olur? 6 milyon euro piyasa değeri var. İyi bir futbolcu. Hani karakterli bir futbolcu. 30 yaşı 32 falan. Ben de şeydim Fenerbahçe'nin bir ilgisi yok. Haberin olsun. Yani bize yazan arkadaşlar yani tıklama almak için, para kazanmak için yapıyorlar diye. Sordum, soruşturdum. Daley Blind yukarılarda bir yerde gurbetçi dostlarımızın yoğunlukta olduğu bir ülkenin çok büyük bir takımıyla anlaşmayı yapmak üzere diye bir duyum aldım. Belki de siz bu videoyu izlerken artık o takımın futbolcusu olacaktır. Genelde bir ilaç markasının sponsor olduğu bir takım sanırım. Çok büyük bir takım. Uzun lafın kısası Fenerbahçe ile alakası yok. Ha Alexandro'nun dediğim gibi fiyat sorulmuş olabilir. Fiyat da falan denilmiş olabilir. Ona bir şey diyemem. Ama Blind beklemeyin. Tamam. Üzülürsünüz. Ve son haberimiz yani hocam peki bir şey soracağım. Jorge Jesus Marcelo transferi için hani nedir yani? Şimdi bu Ali Koç'un falan mı hedefi? Jesus mu? Arkadaşlar Jesus'a şu soruluyor. Sol bek istiyor musun diye soruluyor. O da diyor ki hani olursa yeriz. Yani neden olmasın? Yani varsa yeriz diyor. Ve teklifler sunulmuyor ama şartlar soruluyor. Ben şunu söyleyeyim. Olympiakos'ta oynamayan adamın da Fenerbahçe'ye geleceğini zannetmiyorum. Jesus'un bir hedefi var. Jesus'un bir düşüncesi var. O düşünce içerisinde Marcelo'nun yer alacağını zannetmiyorum. Hocam Avrupa için ya bakın. Değerli kardeşlerim.
Avrupa için futbolcu transfer edecekseniz önce kadronuzdaki çürükleri belirleyin. Bugün kimi gönderirsiniz? Burma, Lemos. Zaten etkisi yok. Etkisiz eleman. Çıktım. 3. Ya Rossi'yi gönderirim de hocam, Rossi'nin yerine kim oynayacak? Ya Pedro'nun sakatlığı düşündürücü de hocam, Pedro'yu biz o kadar para verip aldık ki nereye göndereceğiz? Gustavo Henrique'yi göndersek stoper hocam, şu yoklukta para sıkıntılıyken stoper çok zor. Ama hocam Galatasaray şunu alıyormuş. Galatasaray neyi alıyor biliyor musunuz? Yani bütün hakkını, bütün parasal hakkını bu transfer sezonunda kullandı. Şu gelecek, bu gelecek. Gelsin. Hadi Odri meydan. Yıldız alsınlar hadi. Bu saatten sonra yıldız transfer etsinler. Buyursunlar. Ya arkadaşlar, gözünüzde bazı şeyler şirin gözüküyor. Diğer videoda da söyledim. 35'lik Mertens takımı sırtlıyor diyor. Herifin sezonda 3 gol 2 asisti var. Ulan Serdar Dursun bile daha fazla gol atmış. Daha çok gol katısında bulunmuş. Siz bana neyin gol şeyinden bahsediyorsunuz, katkısından bahsediyorsunuz? Dur lan, rezil olmayalım, ona da bakalım da. Serdar Dursun. 3'ü geçtiğini biliyorum. 3 gol 2 asisti geçtiğinden eminim ama hani dakikasına bakacağım. 7 gol 3 asist. Hadi Uluslar Ligi'ni çık. Ya Uluslar Ligi'ni çıkarsan 3 gol 2 asist de hani Uluslar Ligi'ni dahil ederiz, edelim mi? Etmeyelim, neyse. 3 gol 2 asist diyelim. Hadi. Hadi hemen hemen aynı. Geçtiği şu yüzden söylüyorum. 3 gol 2 asisti Serdar Dursun 466 dakikada yapmış. Yani bu yüzden geçti diyorum. Anladınız mı? 466 dakikada 3 gol 2 asist. Öbürü 1200 dakikada 3 gol 2 asist. Takımı sırtlıyor oluyor. Anlayın diye söylüyorum. Hani Uluslar Ligi'nde herif 6 maçta 4 gol 1 asist yapmış 357 dakikada. Etmeyin, eylemeyin daha. Yani yiğidi öldürün, hakkını yemeyin bence. Ve dediğim gibi durum bu. Son olarak Fenerbahçe. İtalya'dan, Parma'dan, Hollandalı, yetenekli bek, Jayden Oosterwolde. Voldemort'un kayıp eniştesinin görümcesinin çocuğu. Hocam eniştesinin görümcesi olmaz. Voldemort'un akrabası olduğuna inanıyorsunuz da ona mı inanmıyorsunuz? Jayden Oosterwolde. Fenerbahçe teklif sundu diyor İtalyan duyumcuları. Türk kulübü önemli bir seçenek olarak görüp bastırıyor demiş. Anlaşma yok. Parma pek gönderme niyetinde değil demiş. İtalyancası olan arkadaşlarım daha iyi anlatırlar. Şimdi ben bu duyumda, bu haberde hani kibirlenmek, gururlanmak, böbürlenmek istemiyorum ama hani silsile halinde Mustafa Hoca inebildi silsilesi. Bir, herkes Alioski'nin bonservisi alınacak derken şu herif dedi ki alınmayacak. İki, herkes Jesus Alioski'den memnun derken şu herif dedi ki devre arasında Alioski giderse şaşırmayın. Üç, herkesin stoper, forvet beklediği ortamda şu herif dedi ki ben olsam sol bek alırım. İsteyen şifreyi alsın, isteyen almasın. Dört, herkes 20 yaş altı stoper beklerken hakkınızı kanattan yana, özellikle sol kanattan yana kullanın. Bir sol bek, bir sol kanat alınırsa şaşırmayın dedi. 5. İtalya ligine dikkat edin. 6. Hatta İtalya'nın alt ligine dikkat edin. Rengi bizim renge de çok benzeyen takımlara. Oralardaki sol beklere dikkat edin. 7. Daha sayayım mı tek tek? Biriniz çıkın da deyin ki yalan söylüyorsun. Hiç böyle bir şey söylemedim. Buyurun. Kanalı kapatmasına girerim iddiasına. Ne olacak biliyor musunuz? Herkes ilk ben söyledim oluyor. İlk ben söyledimci olacak. Pedro olayında da öyle. Sezonu kapattı dediler. Şu herif ne dedi? Devre arası transfer dönemi gelmeden iyileşecek. Luan Perez sezonu kapattı. Şu herif ne dedi? Takımla çalışmalara başlayacak. Ha, birkaç maç oynamayacak. Kendine gelmesi zaman alacak diye. Sonuç. Anladınız mı sonucu? Gördünüz mü sonucu? Jesus sol bek istiyor. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Osterwolde, Alexandro, Marcelo, fiyatları sorulan isimler. Bunlardan ayrıca sorulanlar var. Brezilya'dan yüksek meblağla cevap aldığımız ve vazgeçtiğimiz isimler de var. Genç kontenjanını doldurmak istiyormuş Fenerbahçe. Alioski ne olacakmış?
Ne olacak sizce? Yani ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Parma'ya karşı teklif sundu. Bak bunu da açık yüreklilikle söylüyorum. Öyle her duyumu tekrar tekrar söylemem ama bunu söylüyorum. Bu önemli bir duyum. Fenerbahçe Parma'ya bir fiyat sundu arkadaşlar. Diğerlerinden fiyat aldı ama burada Parma'ya bir fiyat sundu. Hocam bu çocuğun özelliği ne? Parma'da. Sarı lacivertli takımda. 2 milyon euro piyasa değeri var. 21 yaşında. Hollandalı 1,89 boyunda. Ve gelişime çok açık bir futbolcu. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Arkadaşımız stoperde de oynayabiliyor. Surinam asıllı Hollandalı. Hocam Suriyeli olmasın da. Yok Suriyeli değil. Parma 3 milyon euroya aldı. Bakın 3 milyon euroya aldı. Bizim bu çocuğa teklifimiz 5 civarında desem, sonraki satıştan pay maddesi var desem, biz 5'i neyle ödeyeceğiz? Bize stoper lazım diyeceksiniz. Emin misiniz stoper lazım olduğuna? İster misiniz ikinci dönem sadece dörtlü oynayalım, üçlüye hiç dönmeyelim? Hocam dörtlü oynarsak Perez, Alioski, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, tehlike anında camı kırmızı Arao yeter. Bu çocuk da oynayabilir bu arada stoper. Yani yani ne diyeyim? Çocuğu dediğim gibi sezonun başında 3 milyon euroya almışlar. Daha önce Parma'da da oynamış. Yani Parma'da kiralık oynamış. 31 Ocak 2022'de kiralık gitmiş Parma'ya. Ve 30 Haziran 2022'de çocuğun opsiyonunu kullanıp satın almışlar. Belki de zorunlu opsiyonuna gitmiştir. Zorunlu almışlardır. Bu sezon İtalya'da Serie B'de 17 maçta bir golü var. Toplamda bir de İtalya Kupası'nda 45 dakika oynamış. 1497 dakika oynamış. Bir golü var. Biz bu çocukta ısrarcıyız işte. Ve ortaya çıktı. Yalnız şunu belirteyim. Hollanda U21'de maça çıkmamış bu arkadaşımız. Yani genç milli yaş kategorilerinde boşluk var. O şey kuralını 14 artı 3 kuralını doldurmuyor. Bu arkadaş Alioski'nin yerine direkt düşünülüyor. Anladınız mı şimdi demek istediğimi? Ya hocam Alioski de iyiydi. Alioski'nin geri dönüşleri ve hızı çok kötü. Yani Jesus bunları beğenmiyor. Bu çocuk ben size bir şey söyleyeyim. Hani Osayi diyorsunuz ya. Sizin Osayi'deki beklentinizin iki tık üstünde bir çocuk bu çocuk. Osayi'deki beklentinizin ve uzun süredir en iyi de araştırılıyor, cücüğü de araştırılıyor. Yani scouting yapılıyor. Ben söyleyeyim. Hocam peki gelecek mi gelmeyecek mi? Siz bilirsiniz. Yani siz bilirsiniz arkadaşlar gelecek mi gelmeyecek mi? Estağfurullah bizim ne haddimize? Ya yani transfer market duyumcularına bakın, Twitter duyumcularına bakın, her türlü duyumculara bakın arkadaşlar. Yani bakın. Ama şunu söyleyeyim. Hocam üyelere söyledin mi? Tabii ki de söyledim arkadaşlar. Yani o adamlar niye ayda belli bir para veriyorlar? Durduk yere para vermiyorlar herhalde, değil mi? Ben onu söyleyeyim arkadaşlar. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun. Yani transfer gelişmeleri bunlar. Hocam Alioski fesih mi? Becerebilirsek fesih, beceremezsek devam ki. Transfer olacak mı hocam? Görüyorsunuz. Transfer iptali. Belki de Aboubakar'ın şartları şu bu sorulmuştur. İspanya'dan bir takıma gidiyordur Aboubakar. Hani Pedro'nun durumu %100 netleştiği için iptal olmuştur. Belki de bir aşamaya kadar gelinmiş vazgeçilmiştir. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe'yi devre arasında çok hareketli bir gün yani günler bekliyor. Berisha, Samatta belli mi olur? Belki Zayt'sı satarsın. Belki Alioski'yi feshedersin. Belki kadrondan sürpriz bir isme sürpriz bir talip çıkar satarsın. Yani hiç beklemedik anda Rossi'yi gönderip işte Alioski'yi gönderip bu sol beki bir de sol kanat alırsın. Belki Bruma'ya lisans çıkarırsın. Fenerbahçe'yi çok hareketli günler bekliyor. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum. 6 Ocak'tayız. Yani 6 gün sonra transfer sezonu başlıyor. Ama şu Galatasaray maçı geçtikten sonra transfer kapları gelebilir artık. An itibariyle artık kaplar gelebilir. Bilginiz olsun. Kanalda kalın. Videoları dikkatlice izleyin. Şifreleri yakalamaya çalışın. Ben şifreyle mifreyle uğraşamam kardeşim. Açık açık bana duyum ver diyorsanız 25 TL'cinize kıyın. Üye olun. Katıl butonuyla üye olun. Bakın bakalım neler var. Bu arada katıl butonuna artık banka kartlarından da katılabiliyorsunuz. Yani banka kartınızdan da çekim yapabiliyor. İlla kredi kartı olmasına gerek yok. Banka kartınızdan çekim yapıp
Üye olabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Bir de aşağıdan abone olabilirseniz ya da beğen butonuna basarsanız mutlu olurum. Hayırlı cumalar mı diyeyim, ne diyeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar.